Evet sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla sizlerin de yoğun isteği üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz yaklaşık bir hafta önce hayatımda ciddi bir karar alarak ve büyük bir riske girerek saç ekim kararı aldım. Sağ olsun saç ekiminde Estevo Hair saç ekim merkezi Kayseri'de sevgili Levent abi Buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum kendisine. Dedi ki gel ben sana anlatayım süreci. Kafandaki soruları giderelim. Edelim. Zaten kafamdaki sorular çok fazlaydı. <laughs> Giderek de dökülüyordu. Onları ortadan kaldıralım dedi. Gittik. Sağ olsun çok da güzel çayı var. Eğer yanına uğramak isterseniz, yüz yüze görüşmek isterseniz mutlaka bir çayını için derim. Tavsiye ederim. Kendisi bana Hani sistemi, işleyişi, ne olacağını, başıma nelerin geleceğini hani sonrasında şu bu falan filan hepsini anlattı detaylı şekilde. Hani hiçbir soru işareti bırakmadan. Hatta mesela ben en çok şey dedim ya bu uzun bir süreçmiş hani saç ekim süreci. Evet doğrudur dedi. Normalde başkalar olsa bizim Kayseri'de biraz esnaflık farklıdır yani. Ya da Türkiye'nin her yerinde esnaflık farklıdır. Ya yok canım o kadar da değil falan filan der geçiştirirlerdi. Ya da he ya öyle demişler ama yani boş versen onu falan der. Açık açık ne sorun varsa sormak istediğim her şeyi sordum. Almak istediğim cevapları aldım. Bu arada e, logolarını şöyle üstüme yerleştirirsem arkadaşlar. Sarı font üstüne. Estevol Fair. E, yani başka yerde belki firmaları vardır. Ya da Kayseri'de başka yerlerde de firma açıp belki devam edeceklerdir. Şu an için Kayseri'de bir hastanede e, yapıyorlar. Sistem hastanesinde yapıyorlar. Anlaşmaları sistemle sonra başkasına değiştirirler. Başka hastaneye geçerler. Bilemem. Ama sağ olsunlar. Kendileri e, bayağı yardımcı oldu. Bu arada Levent abinin numarasını dağıtayım size arkadaşlar. Detaylı bilgi için diye. Telefon numarası orada. Yani düşünüyorsanız, kafanızda soru işaretleri varsa mutlaka ve mutlaka ben Kadıköy Sokak YouTube kanalında gördüm. Mustafa hocamın da selamı var diyerek mutlaka ve mutlaka beni belirterek görüşebilirsiniz. Danışabilirsiniz. Yaptırmayı düşünüyorsanız ben tavsiye ederim. Birçok arkadaşım var avukat, polis, e, hani her meslek grubundan hemen hemen arkadaşlarım var. Öğretmen arkadaşlarım daha şu an için bilmiyorlar. Onlar için sürpriz olacak biraz. Ama avukat arkadaşım, polis arkadaşım aşırı beğendiler. Hani sen bize bir bilgilendirme yap. Hoşuna gittim diye ben süreci şöyle anlatayım size. İlk olarak her işte olduğu gibi bir niyet ediyorsunuz. Niyetten dönmüyorsunuz. Ben söz verdiysem sözümden dönmem biliyorsunuz. Tam da doğum günüm olan 13 Temmuz'da kararı kıldık. Sabah 8.30'da hazır olmam gerektiği söylendi. Gelmeden kahvaltını yap. Üstüne de hani gömlek tarzı bir şey yani kolay çıkarılacak bir şey yap. Çünkü o çıkarılacak sonra iş, işten bittiğinde giyeceksin denildi. Saçını kesmene gerek yok. Biz burada hallederiz dediler. Zaten çok fazla da yoktu da. E, gittim bu arada ücreti soran olacak arkadaşlar. Ben arkadaşlar, yanlış anlamayın. Herhangi bir anlaşma yapmadım. Herhangi bir sözleşme yapmadım. İşte şunu yap, şu reklam karşılığında fiyat bu olsun şöyle böyle diye hiçbir şey yapmadım. Bir fiyat söylenildi. El sıkıştım ama etik olarak şimdi fiyatı söylemeyi doğru bulmuyorum. Çünkü benim saç durumumla sizinki bir değildir. Yani benim yaklaşım tarzımla sizinki bir olmayabilir. Ya da benim kabul ettiğim şartlarla sizinki bir olmayabilir. Çünkü ben 6 tane de PRP için anlaştım mesela. Her PRP seansı sanırım şu anda yani bayağı var diyebiliyorum. 3 haneli ve bayağı ciddi rakamlarda diyebiliyorum. O yüzden ben fiyat vermeyi doğru bulmuyorum. Etik de bulmuyorum. Yakın arkadaşlarıma hatta şey de söylemeyi doğru bulmuyorum arkadaşlar. O bende kalsın. O bende kalsın. Ama şunu garantisini veriyorum. Benim adımla, benim selamımla ararsanız emin olun piyasadakinden daha ucuz fiyat verecektir. Fiyat konusu kafanıza takılmasın. Bak niye takılmasın biliyor musunuz? Ben neleri gördüm göz korkudan. İşte şurada yaptırdım memnun değilim kafam kopacak gibi oldu. Burada yaptırdım geri döküldü. Şurada yaptırdım şöyle oldu. Burada yaptırdım böyle oldu. Şöyle böyle. İçiniz rahat etsin. Zaten ömürde iki kez yaptırabiliyorsunuz diyebiliyorum. Belki teknoloji o zamana gelişir ama iki kez yaptırabiliyorsunuz. Yani ömürde iki kez yaptırabildiğiniz bir şeyin de bir zahmet parası iyi olsun. Ama emin olun piyasadakiler kadar yüksek para çıkmayacak. Neyse arkadaşlar sabahleyin gittim. Ee, orada çok değerli hemşire hanımlar var. İsimlerini hatırladığım kadarıyla buradan hepsine de selamlarımı göndereyim. Banu Hanım, Müşra Hanım, Hira Hanım ki kendisi hemşerim olur. E, Gümüş Hanım, e, Ayça Hanım, Ayşe pardon Ayça değildi. Selda Hanım, e, Buse Hanım. Bir de e, Selvi Hanım sanırım kimseyi de atlamadım. Doktorumuz Onur Bey var aynı zamanda. O da iyi bir Fenerbahçe taraftarı da muhtemelen buralardadır. Kanala abone olmuştur herhalde. E, hemşire hanımlardan da buraya abone olanlar var. Benim söyleme gerek yok muhtemelen onlar birbirlerine ileteceklerdir. Hepsine buradan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ee, yani müthiş ilgililerdi ya. Gerçekten müthiş ilgililerdi. Bir saniye olsun hani içime bir tereddüt düşmedi. Her yapacakları hamlede hani Acun Ilıcalı misali şu anda şunu yapacağım. Şimdi bunu yapacağım. Şimdi şunu yapacağım. Şunu hissedeceksiniz. Bu Şimdi bunu hani Acun Ilıcalı yapıyor. Açıyorum. Şimdi kutuyu açıyorum. Şimdi haftanın birincisine diye rahatlattılar. Sağ olsunlar hani yaklaşımları, yaklaşım tarzları çok iyi. Şey gibi düşünmeyin hani ticaret hani hocam parayı verdin ettin falan. Alakası yok şu anda da mesela gidiyorum ediyorum. Hani çok sıcaklar. Aklınızda bir tane soru işareti bırakmazlar. Merak etmeyin. Başka birini atladım mı ya? Valla atladığım kişi varsa da kusura bakmasın. Gerekirse ona da özel video çekerim. Kimsenin de hakkına Girmeyim Şimdi gittim. Tıraşım yapıldı. Zaten e, hafif yemek yemişim. Kahvaltı yapıp gitmiştim arkadaşlar. Ödemeyi gerçekleştirdim. Beni ekim yapılacağım odaya aldılar. Lokal anestezi ile belli bir uyuşturma seansıyla yani e, nasıl diyeyim hani saç ekimi için alınacak şeyler Graft mi deniliyor? Doku mu deniliyor? Hani saç teli. Yani Arka ense bölgemden saç alınıp Üste yoğunlaşacağı zaten planımız çizildi. Şeklimiz şemalimiz çizildi. Hemen işleme koyduk. Lokal anestezi. Öncelikle hani hocam iğne iğne nasıl soktular? Canın acıdı mı? Şu mu bu mu? Muhtemelen so birçok şey görmüşsünüzdür. Önce hani böyle e, kalem gibi şeyler tık, tık 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 önce oraya bir uyuşturup sonrasında işleme alınıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Acı eşiğiniz eğer yüksekse zaten birçok şey hissetmeyeceksiniz bile. Beni ne zorladı? Ya ben hareketsiz duramayan bir insanım. Yani ben uykuda bile hareket eden bir insanım. Hani yatıyorsun bir saat iki saat işte atıyorum sağ taraf bölgeden oradan doku alınıyorsa greft alınıyorsa hareketsiz durman gerekiyor işlem açısından. O hareketsiz durmak beni çok yordu. Hani e, lokal anestezi kısmında biraz ben gıdıklanan bir insan olduğum için biraz gıdıklanma, huylanma oldu. Onun dışında hani işleme başladığı andan itibaren sağ olsunlar iki bir de sordular. Bir ihtiyaç anında mutlaka belirtin. Ağrı olursa mutlaka söyleyin. Hafif bir ağrı bile olsa mutlaka belirtin hani şöyle böyle diyeyim. Yani bir müddet yaklaşık 3-4 saat civarında hani dokuların alınması bitti. Tam olarak sayısına dediğini bilmiyorum ama gözlemlediğim kadarıyla bir 40 sayısından bahsedildi. Her bir alınışta 200 tane alınmış olsa 8000 falan yapıyor diye tahmin ediyorum. Ya da 150 tane olsa 6000 tane belki 250 tanedir. 250 tane olsa 10.000 tane. Tam sayıyı bilmiyorum. O yüzden yalan söylemiş olmayayım. Ama greftler alındı. Greftler alındıktan sonra tabi bu arada bir kan tahlili de verdim öncesinde onu da unutmadan ekleyeyim. Ee, hani hem şey için PRP için hem de dokular test edildi vesaire ee, sonrasında arkadaşlar kan tahlilini verdik elimde şey açıldı damar yolu açıldı 3-4 saatlik bu süreç tamamlandı tamamlandıktan sonra asıl civcivli bölüm sonra başlıyor Orada arada tekrar tekrar ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Yapılan her aşamada her işlemde bana detaylı olarak bilgi verildi. Arkadaşlar oradaki hiçbir personel hiçbir çalışan benim hani e, Levent Bey ile muhabbet ettiğimi hani dostane bir yaklaşım kurduğumu hatta Levent Bey Kayserispor hakkında da yazılar yazıp e, bir kanalda da yorumculuk yapıyormuş. Bana da sordu hani konuğumuz olur musun? Seve seve kabul ederim. Fenerbahçe maçının olmadığı her gün seve seve kabul ederim. Buradan da tekrardan da söylemiş olayım. Hiçbiri bilmiyordu yani. Hocam belki biliyorlardır özel muamele yapmışlar. Alakası yok arkadaşlar. Diğer hastalara yaklaşımları da aynı. Zaten tercih ederseniz muhtemelen siz de pişman olmazsınız. Hatta iyi ki de hocam önermişsin korkularım vardı dersiniz. Ya da korkularınız varsa gitti dersiniz. Sonrasında arkadaşlar buradan kanal yolu açıldı. Yani dikim yapılacak, ekim yapılacak yere uygun Ortamlar hazırlandı. Hani bir ağaç dikerken bile orayı çukurlaştırıyorsunuz ya. Bir nevi o mantık arkadaşlar. Zaten greftler, dokular alınmıştı. Oraya yerleştirilecek şekilde. Hani bu aşamaların her birisinde dediğim gibi e, rahatlatıldı. Mesela benim kökler alındıktan sonra şöyle bir düzelin, doğrulun. Hani artık sırt üstü yatmaya geçeceksiniz diye. Hani o yüz üstü yatma e, şeyi bitti diye. Orada da güzel bir şekilde telkin ettiler, şey yaptılar. Sonrasında arkadaşlar hani bu yol açıldıktan sonra çeşitli ikramlarda bulundular. Serum takıldı. Hani ben kendimi gayet iyi hissediyordum. Herhangi bir sıkıntım yoktu yanlış ama Hiçbir sıkıntım yoktu ama prosedür gereği taktılar. Doğru o kadar saat hareketsiz kalınca da yapıldı arkadaşlar. Sonrasında bu bölge açıldıktan sonra zaten sırt üstüyüm artık. Artık en azından rahatım ha, yapılan işlemleri elimden gelince görmemeye çalıştım açık söyleyeyim. Yani oradan benden alınan dokuyu falan görmüş olsam ben orada e, belki hani yol yakınken <laughs> diye çok temiz işini yapıyorlar. Yani steril bir ortam, temiz bir ortam. Yani hastane ortamlarını birçoğunuz bilirsiniz. Bir nevi ameliyata giriyorsunuz arkadaşlar yani. O anda bile dikkat edilen bir ortam. Devamında arkadaşlar Ekim yapıldı. PRP yapılmış. Benim hiç haberim yok yani. Ekim'in yapıldığı bittiğinden yani o Ekim yapılırken de ön bölgeye lokal anestezi yapıldı arkadaşlar. Ekim'in yapılıp bitildiğinde, bittiğinden hani e, PRP'nin yapıldığından hiç haberim yok. E, PRP'den haberim yok. Ekim yapıldı hani e, güzelce de muhabbet ettik. Yani dediğim gibi sıcakkanlı insanlar. Çok iyi de sohbetimizi de yaptık. E, bana sürecin ne olacağını anlattılar. Zaten bir bilgilendirme kağıdı da veriyorlar arkadaşlar. Şu şekilde işlem bittikten sonra. Bu kağıtta da zaten size ayrıntılı bir şekilde yazıyor ne olacağı ne edeceğim. Peki hocam ne zaman ne kadar oldu? Arkadaşlar bugün 22 Temmuz. 13 Temmuz'da yaptırdım. Yani üstünden tam olarak 7 gün 8 gün geçmiş oldu. Yani işlemin tam bittiği andan itibaren sayacak olursanız işte benim işlemim akşam 18 yani saat 18 gibi 17 gibi falan bitti. Daha erken de biterdi ama benim çene durumu malum. Yani gerçi güle eğlene hani e, sakin sakin güzel bir şekilde işlem yapıldı arkadaşlar. Şimdi çok şükür sigara, alkol gibi alışkanlıklarım yok ama burada diyor özellikle sigara içilmemeli operasyon sonrasında sigara içilmemeli arkadaşlar. Yani yeni ekilen saçlara zarar verebilir. Bandaj yapıldı. İşlem bittikten sonra arka taraftan çünkü bir sürü oradan şey alındığı için o bölgene biraz hali işler acısıydı. Allah razı olsun eşimden. Cennet mekan olsun. E, katlandı. Sakın dedim ya. Hani görüntü kötüyse bile ah falan filan deme. Moral bozmadım. Allah razı olsun. Kahrımı çektim. Hani e, yatarken sırt üstü yattım. Zaten bandaj olduğu için yine de havlu falan koyduk ettik. Yani olabildiğince başımı bütün darbelerden, şeylerden korudum arkadaşlar. Zaten ilk 15-20 gün egzersiz, spor yapılmamalı diyor. Ee... Saç çekiminden itibaren 4 hafta. Yani 4 hafta diyor ama 40 gün olması daha mantıklı dedi Levent abi. 4 hafta boyunca saç derinizin iyileşmesini geciktirecek. Hani güçlü güneş ışınlarından yani travma oluşturacak olaylardan falan kaçının dedi. Sauna, solaryum, hamam, deniz, işte topa kafa vurma hani yüzme. 40 gün yüzme yok yani bir, bir nevi. Ama buna da sabredersiniz zaten. Dediğim gibi ömrünüzde bir kez yaptırıyorsunuz. Belki iki kez olacak. Yaklaşık 3 ay yani saç ekili bölgede boya, jöle, kına hani kullanmamız zaten saç ektirdim kınaya boyayım diyecek haliniz yok herhalde. Ee, muhtemelen yapan saçma insanlar vardır ya da yapmaya yeterli o yüzden eklenmiştir bu madde Hani Burada kabuklar oluşmaya başladı hemen ilk günden hemen sonra kabuklar oluşmaya başladı zaten Bir hap 2 hap 3 tane hap Bir tane de krem verildi Bir hap ve 3 krem verildi arkadaşlar ilk 3 gün boyunca dikkatli bir şekilde buradaki talimatlara uygun kullanmam gerektiği söylendi Bunların ismini vermeme gerek yok düşünürseniz zaten her firma kendine göre verecektir. Bunları ben çok güzel bir şekilde kullandım. Yani çok güzel bir şekilde yedire yedire o kremi sürdük, ettik. Kan şeyleri, kabuklar kopartılmamalı. Kopartılmadık. Ee, hani saç ekimi itibaren, tarihine itibaren 2 ila 6 hafta arasında ekilen saçlar dökülür diyor. 2 ila 6 hafta. Şimdi ben şunu söyleyeyim. 3. günden sonra yıkamaya gittim. Orada losyon ve Şampuan alarak saç yıkama işlemi başladı arkadaşlar yani nasıl yapacağımı uygulamalı şekilde tekrar tekrar anlatarak güzelce gösterdiler evde de yapmamız gerektiğinden bahsettiler evde de yaptık ben çok güzel uyguladığımı düşünüyorum bilmiyorum öğretmen olarak inşallah uygulamışımdır ee, ama dün öğretmenlerim beğendiler yani güzel olmuş dediler ee, ama teşekkürlerimi sunuyorum yani kendileri çok güzel anlattılar dediğim gibi. Üçüncü günden itibaren yıkamaya başladı. Zaten bandaj ilk günden sonra çıkartılıyor arkadaşlar. Yüzde şişlikler oldu. Ödem oldu. Normalde bana dediler ki sakın hani sen YouTube kanalın varmış etmiş. Sakın hani bilgisayara böyle önüne doğru eğilme. Eğilirse buralarda şişlik oluşur. Hani buz uygulayabilirsin. Şunu yaparsın. Bunu yaparsın. Detaylı şekilde anlatlar. Ben ilk gün çok güzel uyudum. İkinci günde uyudum ama üçüncü gün kaplar. <laughs> yani burada transfer gelişmeleri, kap gelişmeleri falan olunca biraz yani benim hatamdan kaynaklı. Yoksa müthişti yani ödem falan yoktu yüzde şişti. Ondan sonra bir şişlik oldu. Zaten bir kamera karşısına çıkmama sebebim de bir nevi oydu. Ama hani çok çok davul gibi de değildi yani. Zaten ağrı kesici vesaire vardı. Dediğim gibi iki yine 6 hafta yani birinci haftam bitti ikinci hafta içerisindeyim. Bu hafta yani 6 hafta arasında ekim yapılan saçlar dökülür diyor. Bakın bir kısmı yarısı çeyreği demiyor hepsi dökülür diyor. Hocam dökülecekse niye ektirdik ya? Allah'ım ya Rabbim diyeceğinizi tahmin ederek söylüyorum. Arkadaşlar bu sürecin olağan hali. Yani önce susarsınız, sonra su içersiniz ya. Bu susama hali işte mecbur o olmadan su içemiyorsunuz tıka basa doluyken. Bu normal akışında bir durum arkadaşlar. Yani yıkama esnasında kurumuş kabuklar saçların dökülmesi normaldir. Yani kabuklarla birlikte saçların dökülmesi normaldir diyor. Saçlar 4-4,5 ay sonra çıkmaya başlar. Aynı yeni doğmuş bebekte nasıl saç oluşuyorsa o şekilde çıkmaya başlar. Yani yağlı saçlarda bazı kişilerde 5-6 ay olabilir diyor. Bakalım bizde ne kadar olacak. Zaten her gün kanaldasınız. Siz de görürsünüz. Ee, kesinlikle ilk ay, birinci ay ekili saçlara temas edecek ya da köklere zarar verecek şekilde bere ya da benzeri şeyler takılmamalıdır. Çünkü şapka takabilirsiniz dediler ama ben bunu kaçınıyorum. Güneş ışığından korumak lazım ama ona dikkat etmekte fayda var. Saçlarınızı doğal olarak kurutun yıkamadan sonra diyor. Hani peçeteyle hafif hafif sildik ilk birkaç gün. Böyle şöyle şey yapmıyorsunuz yani abanmanıza gerek yok arkadaşlar. Hani dördüncü 4. 5. günlerde göz kapaklarında ödem yapabilirdi. 4. 5. günlerde ben video çektim arkadaşlar. Süreci siz de gördünüz herhangi bir ödem, sıkıntı yoktu. 5. 8. günlerde kendilerinden diyor. zaten 8. gün içerisindeyim. Bir sıkıntım yok. Başka bol miktarda su tüketmesi tüketimi diyor. Şimdi 2-3 ay arasında bazı sivilcelerde şunlar bunlar olabilir diyor. 12 gün sonra bence önemli olan madde bu. Bu arada 7. günde de yani 7. günden sonra yıkama şekli biraz daha değişiyor. Bu Esteva Fair'ın e, Kayseri e, saç ekimi ismini değiştirecek muhtemel ama siz Estevo Kayseri diye yazarsanız YouTube kanalı var. Orada da anlatıyor uygulamalı şekilde. Ben 7. gün yıkamasını yaptırdım. 12. günden sonra 12. güne kadar artık bu ekim bölgesindeki bütün kabukların dökülüp artık kabuksuz bir şekilde işlem yapılmaya başlanacak gibi. Bunu eskiden nasıl işlem yapılıyorsa o şekilde devam edilmeli. Yani 12 gün sonra normal hayatınıza tamamen dönüyorsunuz arkadaşlar. Benim anladığım bu. Bir ay sonra kliniğe uğrayın diyor yani beni kovmazlar muhtemelen işim olmazsa arada sırada uğrayabilirim ben e, illa hastane ortamına değil normal ofise de uğrayabilirim burada yine ilaçlar yıkama şekli ilk bakım hani ilk yıkama bakım köpüğü nasıl kullanılır şampuan nasıl kullanılır krem nasıl kullanılır hepsi detaylı bir şekilde yazıyor arkadaşlar e, Hani ne olur ne olmaz burada bir madde daha var. Ee, operasyon tarihinden 10 gün sonra her gün yıkama işlemi yapılmasına gerek yoktur. Daha önceki normal yıkama alışkanlığınıza dönebilirsiniz diyor. Muhtemelen benimki 10. günden sonra normal alışkanlığa dönecek arkadaşlar. Bir ay sonra şöyle bir şey var onu da unutmadan söyleyeyim. Bir ay sonra biyotin, çinko gibi içerikli vitamin takviyesi kullanmamı önerecekler. Yani çeşitli haplar, ilaçlar vesaire sunacaklar bana. Şöyle yapayım arka planda da biraz net gözüksün logolar. Yani süreç bu arkadaşlar. Hocam memnun musun? Arkadaşlar açık söyleyeyim. Yani e, Kayseri'de mesela bir lokantaya girdik ettik. Lokantanın sahibi direkt beni çevirdi. Allah aşkına nerede yaptırdın saçın dedi. Allah aşkına dedim ya. Ya şeyi söyledi ama bu saçı nerede yaptırdın? Nerede ektirdin dedi. Dedim ki işte sistem hastanesinde Estebol Fair var dedim. Abi adamlar yapıyormuş harbi dedi ya. Aşırı beğendim dedi. Allah razı olsun dedim. Polis bir arkadaşım var yanına gittim. Dedi ki hani benim şuralarda dedi birazcık dökülme var dedi. Kafamda soru işaretleri vardı. Hocam dedi nerede yaptırırsan bana mutlaka söyle. Soru işaretleri muhtemelen gidecek. Yine bir avukat arkadaşım vardı. Israrlı bir şekilde dedi ki bak memnunum diyorsan söyle. Ben memnunum. Süreci hep birlikte izleyeceğiz. Dediğim gibi bunlar dökülüp Bu arada arkadaşlar Hocam bunlar dökülüyor ya. Senin kendi saçlarında dökülüyor mu? Hani az buçuk bir şey var diye. Arkadaşlar onlar normal akışında. Bu bildiğiniz yoğunlaştırma, sıklaştırma işlemi. Ben sigara kullanmadığım için, alkol vesaire olmadığı için arkadaşlar umutluyum. Zaten e, kontrole gittiğimde bile mesela hemşireler, doktor hanım hani e, dikkatlice dikkatlice baktılar etler. Hani en, en ufak bir sıkıntı olsa söylerler ederler. Yani müthiş. Her şey müthiş. Ellerine kollarına sağlık. Gerçekten mesela dün gittiğim zaman hepsini göremedim ama hepsinin ellerine kollarına sağlık. Zor iş. Hani buradan da bütün sağlık çalışanlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Zor iş. Allah işinizi kolaylaştırsınız. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın sizleri. Ben memnunum arkadaşlar. Siz de şekli görüyorsunuz. hani e, Sormak istediğiniz soru varsa yazın bu videonun altına. Gerek ben cevaplayayım gerekse de Levent abi yönlendireyim. Onlar cevaplasın. Ama süreç için dediğim gibi detaylı bilgi için arayabilirsiniz. Telefon numarası mevcut arkadaşlar. Nestoval diye. bu özellikle Levent abine direkt cep telefonu arkadaşlar. Haberiniz olsun. böyle bir durum, böyle bir süreç var. İnşallah faydalı olmuşumdur, anlatabilmişimdir. Bir öğretmen anlatımıyla elimden gelince anlatmaya çalıştım. Ne soruyorlardı bana ya? Bana en çok şey parası. Kaç lira tutuyor? Kaç lira tutuyor? Ya piyasadakinden daha ucuz tutuyor. Onun garantisini veririm size. Siz dediğim gibi benim adımı verin. Bu kanalın adını verin. Hocam başka şehirden gelsem. Misal veriyorum İstanbul'dan gelsem. Ektirip gidebilir miyim? Benim işlem sabah 9 gibi başladı. Saat 18 gibi bitti. Ama biraz benim çenemden dolayı bitti. <laughs> ee, hani biraz benim çenemden dolayı belki daha da erken bitebilir. Yani 17'ye 16'ya bitebilirdi. Giderken arkadaşlar zaten kafanızı yaslayacaksınız. Yatacaksınız muhtemelen. Normal bir pozisyonda gideceğiniz için sıkıntı yok. Hani öne eğilmeyeceğiniz için. Ha aracı siz kullanacaksanız belki bünyeniz hani o kadar saat kıpırdamamayı kaldırmayabilir. Ama uçakla geleceğim, arabayla geleceğim. Bence sıkıntı yok. Yapabilirsiniz. Banyoyu çok soruyorlar. Arkadaşlar ben hani üst bölgeyi koruyup yani mesela bu gibi durumlarda ıslak ile falan da temizlenebilir ama hani zaten 2 gün 3 gün sonra normal yıkama işlemine geçtiğiniz zaman normal duş olarak değil de e, kontrollü bir şekilde de yapabilirsiniz diyebiliyorum. Ondan sonra başka neyi soruyorlar? caiz vesaire kısmına zaten girmiyorum. Diyanetin fetvası var. Caiz arkadaşlar. Zaten kendinizden alındığı için caiz. Mesela benimkilerden alıp size de takmış olsalar o sıkıntı işte. O değil. Ee, ama onun dışında bir sıkıntı yok. Başka aklıma gelen bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi 8. gün bitti. Normal hani insan içine çıkıyorum, ediyorum. Herhangi bir şey engel değil. Hocam kola içmem engel mi? İşte şu engel mi? Bu engel mi? İşte mantı yesem olur mu? İşte yağlama yesem olur mu? Yapan yok da yani yapan bulabilirseniz yersiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben mesela en çok su böreğini severim. Yapan yok. Becerebilen yok. Kıymalı su böreğini. Becerebilen yok. Becerebilseler yani yiyebilirsiniz diyebiliyorum. Herhangi bir iştah kesintisi ne bileyim hocam bu işlemden sonra hani hayatınız işte şok etkisi yapmış gibi işte sabah uyanınca Rusça konuşmaya başladınız mı? Yok herhangi bir şey yok. Zabremo, maçı yani. Herhangi <laughs> bir şey yok. Sabah kalkıp işte başka takım tutuyor musun? Yok herhangi bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir süreç yaşadım. Hep birlikte izleyip görebilirsiniz süreci. Bakabilirsiniz. Şu an ekranlarda çok belli olmuyor. Ama yüz yüze yakından gören herkes hayretler içerisinde soruyor. Nereye yaptırdın? Yani bana diyor isim ver. Ya ben güvenilir bir yer arıyorum hani. Merdiven altı mı diyorlar? Merdiven altı yer falan mı? Arkadaşlar koskoca Kayseri'de koskoca bir hastanenin 8-10 katlı var herhalde. Yani koca bir hastane sistem hastanesi SYS yazın internetten bakın sistem hastanesi. Koskoca hastanenin yani şeyini bir düşünün. Hocam Allah muhafaza acil bir müdahale gerekecek olsa hastanedesiniz zaten. Yani bu arada Kayseri'yi bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Tren garı var tren garına hani yürüyerek 2 dakika mesafede bir yerden bahsediyorum. Eğer trenle gelme imkanınız varsa. Otobüsle gelme imkanınız varsa zaten otobüsten inip servise bindiğiniz zaman hemen önünde indiriyor. E, otogarla oran arası 12-13 dakika falan sürmez diye tahmin ediyorum. Trafik yoğunluğu varken 12-13 dakika. Trafik yoğunluğu yoksa zaten 6-7 dakikada oradasınız. Uçakla gelecek olursanız e, hava alanı biraz Hani zaten araçla gelecek olsanız yol açık dümdüz geleceği için onun da yaklaşık bir taksiyle falan gelecek olsanız yaklaşık bir 3 dakikalık bir mesafesi var taksiyle. Öyle bir yerde arkadaşlar merkezi bir konumda. Bilginiz olsun. Bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi kafasında soru işareti olan arkadaşlarımıza illa Fenerbahçeli olmasına gerek yok arkadaşlar. Biz burada hani her takım taraftarıyla kardeşiz. Her takım taraftarıyla arkadaşız. Hani bizim burada sadece amacımız gülmek, eğlenmek vesaire. Herkese söyleyebilirsiniz. Videoyu izletebilirsiniz arkadaşlar. Ben kefilim. Hocam ben giderim. Bak sen beni bilmiyorsun. Ben giderim. Benim başıma bir şey gelir. Kötü olur. Senin adın kirlenir falan. Ben zannetmiyorum yani. Normal akışında başka yerde ne olacaksa burada da aynısı olur. Merak etmeyin. Durum bu arkadaşlar. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere.